Aslı kurtur, kurt yavrusu kurt olur. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Kangal. Her zamanki gibi. Tabi bu ara internette oldukça popüler bir Kangal tartışmaları var. Bu Ulgaz'ımız, bu da oğlu. Baba ve oğul. İşte gerçek Kangallar üretmek için böyle üstünüz, başınızın toz, toprak olması gerekiyor. Biraz da anlatabilmek için. Biraz da gerçekten gerçek kangalları beslemeniz gerekiyor. Artık maalesef hani kangal ismi dünyada ve Türkiye'de oldukça ünlü olduğu için artık tüm tartışmalar kangal köpeği üzerinde devam ediyor. Ama her nedense hiç başka bir köpekler tartışılmıyor. Bu Malaklı olsun, Akbaş olsun ya da Anadolu çoban köpeği dediğimiz köpekler olsun. Onlar hiç kimse tartışmıyor. Ama kangal konusu olduğu için bayağı bir tartışmıyor. Çünkü kangal gerçekten dünyaca isim yapmış. Gerçekten safkan köpekler. Her ne hikmetse bu köpekleri üretmeyenler daha çok tartışıyorlar. Emek vermeyenler daha doğrusu değil. Daha çok anlatıyorlar. Özellikle bu YouTube'da, Instagram'da. Her eline bir kangal alan kangalcı oldu. Emek vermeden. Herkes kangalcı olabilir ama biraz da bu köpekleri anlamak gerekiyor. Bunları üretmek gerekiyor. Bunlarla yaşamak gerekiyor. Bir köpeği anlatabilmeniz için arkadaşlar gerçekten bunlarla bir hayat geçirmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir köpeği anlatmanız, tarif etmeniz için daha kolay. Altından ne geliyor? Onun yavruları nasıl çıkıyor? Çok farklı bir şey. Mesela kurtçu, özellikle kurtçu dediğimiz olay. Mesela bu köpeğimiz kurtçu, bunun yavruları kurtçu. Torunları bile kurt yıktı. Bu Ulgaz isimli damızlı köpeğimizin. Yıllardır bizimle beraber, aşağı yukarı bir 7 senedir Ulgaz bizimle beraber. Bu da belki oğlu, son oğullarından olabilir. Çünkü Ulgaz artık bayağı yaşlandı. Bugün bir dişimiz daha var, onu da eşleyeceğiz tekrardan. Oğlunun adını da Ulgaz koydum. Babasının birebir aynısı. Ayaklarından, kafasından, gözünden. Hani hep anlatıyoruz size kangal, kangal, kangal. Bakın, bir aylık yavrunun bile şu göz sürmelerine bakar mısın arkadaşlar? Babasının da aynı şekilde. İşte baba ve oğul. Üretim, emek gerçekten bunlar. Bunları yapabiliyorsanız kangal adı altında gerçekten emek veriyorsunuz demektir. Yoksa bu işler konuşmayla, anlatmakla bir yere kadar ancak orada kalınır. Asıl emek, asıl mücadele bu köpekleri aynı şekilde, ırkına aynı şekilde üretmek. Mesela yavrumuzun annesi de orada. O da kendi ürettiğimiz köpeklerden. Efe'nin kızı olur. Annesi de Talaz'ın, efsane Talaz'ın kızı olur. Hırçın'ın kızı olur. İşte bu şekilde soydan soya, boydan boya en güzel şekilde bu kangalları biz üretiyoruz, seviyoruz, emek veriyoruz, zaman harcıyoruz. Size de bu şekilde videolarla da bu verdiğimiz emekleri göstermeye çalışıyoruz işte. Görüyorsun arkadaşlar, baba ve oğul. Arka ayaklarındaki tırnaklardan ağrı birebir aynısı. Kısmet olursa damızlık kalacak. Babasının son veliahtı olarak çiftliğimizde yaşamaya devam edecek. Allah uzun ömür verirse. Çünkü yavru üretmek bir zorluk. Onu yaşatmak bir zorluk. Yetiştirmek ayrı bir zorluk. Gerçekten başlı başına ilk günden beri büyük bir emek harcamak gerekiyor. Bunlar mesela 6 tane kardeş doğduydu. 3 tane kaldı. 1 aylık yaptık. Büyütebileceğiz mi? Hastalanacak mı? Ölecek mi? Daha orasını Allah bilir ama biz hayallerimizi bu köpeğin aynı bu şekilde olması, babasının yerini almasını temenni ediyoruz. Kangallar çok hassas hayvanlar, duygusal hayvanlar. Ulgaz da çok zeki, çok akıllı. Normalde bir köpek bu şekilde rahat bir şekilde oturmaz. Özellikle yanında bir yavru falan varken. Gerçekten çok asil bir köpek. Adı üstünde Kangal, gerçek Kangal. Oğlu da aynı şekilde. Bağırmaz, çağırmaz. Hatta dün Instagram'a canlı yayın yaparken getirdim. Posuk posuk oturuyordu. Çok bir hareket etmiyordu. Ortamı dinliyor sadece. İşte bir aylıkken bile kangalın kangal olduğu belli oluyor. Şöyle çekersen. Evet. Görüyor musun arkadaşlar şu köpeğin kafa yapısını?
Bu işte böyle köpek üretmek gerçekten tecrübe istiyor en başta. Emek istiyor. Özellikle ve damızlık köpeğinizin nasıl bir yavru verdiğini bilmeniz gerekiyor. Annenin nasıl bir yavru aktarımı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Başlı başına hepsi bir tecrübeye sahip. Bu işte de yıllarca üretim yaparak özellikle arkadaşlar. Üretim yaparak daha çok bilgi sahibi oluyorsunuz. Daha güzel köpek de üretiyorsunuz. Aşağı yukarı benim bu çiftlikteki köpeklerin torunlarından bile nasıl yavru çıkacağını %99 biliyoruz. Çünkü atalarını her zaman kendimiz besleyip ürettiğimiz için daha emin olabiliyoruz. Müşterimize yavru verdiğimizde tarif ediyoruz. Yani bu büyüdüğünde bu şekilde olabilir. Bu da tabii ki yıllarca aynı köpekler ürettiğimiz, aynı soyları beslediğimizden kaynaklanıyor. Bilmediğimiz bir köpeğin hiçbir yavrusuna biz de yorum yapamayız. İşte gerçek bir kanka. Baban gibi otur. Baban gibi efsane ol. Bakın bu yavrunun mesela arka ayağında şu ayağında tırnak var. Böyle göstereyim. Babasının da aynı şekilde. Yani babasının birebir kopyası. Aslında biz bu tırnakların olsun istemiyoruz. Benim de çok sevdiğim bir şey değil. Ama bu köpeğimiz de var. Ilgazımız gerçekten çok karakterli. Yavrumuzun annesi de burada. O da iki tane yavrusu var. Yani Ilgaz'dan beraber üç. Onları emziriyor. O da yan kafeste. Üç tane yavrumuz var. Bir tanesi Ilgaz. Orada da anne. O da gerçek güzel bir kangal. Kendi ürettiğim dişilerimizden. Annesi Talaz'ın kızıydı. Babası da Efe. Babası Hasan Hüseyin Türk Doğan'ın köpeklerine dayanır. Dişimizin baba tarafı. Yani Türkiye'deki az çok efsane yapmış, isim yapmış, gerçekten kurtçuluğu tartışılmaz olan köpeklerimizin birleşmesi sonucu aynen bu şekilde yavrular üretiyoruz. Benim için ilk önce köpeğin soyu olması gerekiyor. Soyu olmayan hiçbir köpeği üretmiyorum. Çünkü atlı da köpekli de soy derler atalarımız. Soy çok farklı bir olaydır. Çünkü her zaman köpek atalarına çeker, soyuna çeker. Soylu köpek beslediğiniz zaman hatalı üretim yapma oranınız daha azdır. O yüzden atası, nesli hiç belli olmayan hiçbir köpeği üretim yapmıyoruz. Kurtçu olmayan hiçbir kangalı üretim yapmıyoruz. Bu bizim kangal anlayışımız. Özellikle de ilk önce benim köpeğim kurtçu olacak arkadaşlar. Eğer bir köpek kurtçu değilse, ben onu hiçbir zaman üretmiyorum. Özellikle kangallarda. Çünkü köpeğin kaşı gözü önemli ama ilk önce karakteri, kurtçuluğu önemli. Dağda kurtla mücadeleye girdiğin zaman köpeğin alnı ya da kuyruğu sizi kurtarmayacak. Köpeğin tamamen kurtçuluğu ve karakteri kurtaracak kurtlara karşı. Özellikle benim köpeklerden anlayışım kangallarda kurtçu olması. Köpeğin fiziksel özelliklerini, kuyruğunu, kafasını düzeltmek çok kolaydır. Yani üretim yaparak köpeğin açık noktalarını iyi bir dişiyle kapatabilirsiniz. Ama kurtçuluğu kapatamazsınız. Kurtçuluk köpeğin bu damarlarındaki akan kandadır. Bu kanı bulduğunuz zaman o köpeklere sahip çıkmanız gerekiyor. Telefon sesi alırsa bekleriz. Köpeğin ilk başta gerçekten kurtçu olması gerekiyor. Dediğim gibi köpeğin kaşını, gözünü üretim yaparak farklı dişlerle eşleyerek onları düzeltirler. Ama kurtçu bir kanı yakaladıysanız bu kanı kaybetmeniz gerekiyor. Kaybetmemeniz gerekiyor. Buna sahip çıkmanız gerekiyor. Ilgaz da o köpeklerimizden bir tanesi sadece. Bunu şu an güzel torunları aldık Ilgaz'ı. Şu an çiftliğimizde artık torunları yetişti. Torunları damızlık olarak kullanacağız. Bu da oğlu, belki son oğlu olabilir. Çünkü Ilgaz artık 10 yaşına geldi. Bir de Mirceğimizin kızı var işte. Kurtboğa Mirceğin kızı var. Kısmet olursa ya Yavuz'a ya da Ilgaz'a tekrardan eşleyip soyunu devam ettirebileceğiz. Çünkü ne kadar bu köpeğin yavrusunu alabilirsek, ne kadar çok üretebilirsek bizim için o kadar büyük bir değer. Çünkü milli servet, milli değer.
Böyle kurtçuk, safkan köpekler artık oldukça azalıyor. Çünkü eskisi gibi köylerde türler kalmadığı için, koyuncu kalmadığı için. Bir de insanlar hep büyük köpeklere merakı olduğu için kangallar sadece internette gündeme geliyor. O da sadece tartışmalarda meydana geliyor. Üretim noktasına geldiği zaman bu tartışan arkadaşların ya da konuşan arkadaşların çoğu yoktur. Çünkü kangal o kadar çok büyük paralar etmez yani büyük ırklara bakarak. Bizde ediyor ama ayrı bir konu. Çok büyük gösteriş olmadığı için insanlar sadece gündemde kangal ismi her zaman geçer. Adam Malakka çiftliği de açsa ismi kangal diye geçer. Çünkü kangal dünya çapında gerçekten büyük bir isimdir. Kangalı anlatmayalım. Kangalı yaşayalım. Kangalı üretelim. Sahip çıkalım. Kangal gerçekten bu topraklara bahşedilmiş en büyük bizim milli değerlerimizdendir. Bunlar da ancak aslına, nesline uygun bir şekilde üreterek gelecek nesillere aktarabiliriz. Bakın üstümüze başımıza sabahtan beri biz bunlarla uğraşıyoruz. Altının temizliği, sularıyla vesairesiyle, yemekleri, bakımları. Gerçekten çok büyük emek istiyor. Zaten sevgisi olmayan, merakı olmayan, kangala gerçekten gönül vermeyen hiçbir insan, kendim için bahsetmiyorum hiç kimse, bu kadar bir köpekle ya da bu köpeklerin tüyüyle, kılıyla uğraşmaz. Çünkü çok maliyetli yemesi, içmesi, bakımı vesaire derken oldukça ömür vermek gerekiyor. Çok internette insanlar çıkıyor, 3 gün kangala konuşuyor, 2 gün kangal alayım, satayım merakına giriyor. 4. gün bu insanlara bakın, kaybolmuş gitmişlerdir. Çünkü uzun yıllar emek vermek gerekiyor. Sabır işi en başta. Kangal üretmek. Böyle bazı gençler çıkıyor internette her zaman. Özellikle genç arkadaşlarımız. Bakıyorlar yani 3 gün sonra. Aman diyorlar kangalla köpekle kim uğraşacak diyor. Adam kendi işine bakıyor. Çünkü asıl işleri bu değil. Yani bizim asıl işimiz köpekler, kangallar. Asıl işimiz olduğu için hiçbir zaman biz bunlardan vazgeçemiyoruz. Bir de biz bunlara gerçekten gönülden bağlanmışız, gönül vermişiz. Bunlardan başka da fazla bir işe de uğraşmıyoruz. Uğraştığımız hep hayvanlar üzerine. Yani gidip de bir işletmemiz olup da hobi olarak biz kangal üretimi yapmıyoruz. Başlı başına biz bu işe, bu sevdaya gerçekten gönül vermiş insanlardan bir tanesiyiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Baba oğlu size safkanları göstermeye çalıştım elimden geldiğince. İzlemede kalın. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir kanalda demeyelim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Şöyle son kez çekelim. Baba ve oğlu. Görüşürüz arkadaşlar.